Peki. Sayın Karakurt, sizle devam edelim. Sayın Ağar aslında şöyle bir ifade kullandı. E, terör grupları var ve Türkiye'nin sınırına kadar geldiler. E, o terör grupları askerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne namlu tutuyorlar. Aynı zamanda e, birçok, e, aslında o zaman karşı karşıya geliyoruz ne yazık ki. Ve NATO bu konuda yeterli cevabı vermeli gibi bir başlık açtı. Sayın Erdoğan da şöyle bir ifade kullandı. E, Sayın Ağar'ın da nitelendirdiği bölümden devam edelim. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamız yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz. Şimdi konuyu NATO'ya taşımalı mıyız ya da diplomatik anlamda taşırsak nasıl bir karşılık bulacağız? İsterseniz taşıyın ama <laughs> Yani terörün destekçisi NATO. Yani şimdi bakın bu çok hakikaten gülünç bir olay. Şunun için söylüyorum. Bakın İsveç sadece Taşarondur. Yani şimdi diyoruz ya biz boyna İsveç işte terör'e destek veriyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Söylüyorum terör'e destek verenler işte Amerika Birleşik Devletleri. Genelde Almanya başlangıçta yani 1990'larda en çok Almanya. Almanya özellikle Türkiye'nin bir şekilde zor duruma girmesini bunun yanı sıra da Almanya Doğu Akdeniz'i, Kıbrıs'ı, Ege'yi, Yunanistan'ı tamamen bir şekilde denetim altına almak istiyordu Almanya'ydı. Bakın Bosna Hersek Savaşı ondan çıktı. Yani Yugoslavya'yı parçalayacak olan Almanya, Avusturya, efendim işte Hırvatistan falan e, oralardan Adriyatik denizine çıkmak istiyordu. Yani Almanya'nın şimdi zaten daha başbakanının iki gün önce efendim bir şekilde bir çotakiste konuşması esnasında e, adalarla ilgili sözüne bakınız. Efendim e, bu adalar Avrupa Birliği'nin adalarıdır. Egemenliğini tartıştırmayız diyor. Bakın. Lozan Anlaşması'nı, Paris Anlaşması'nı atmış kenara. Yani onun için söylüyorum ya zaten terör örgütlerini destekleyen gücün aslını efendim, tabii bunun içinde Rusya'da var zamanında, Suriye'de var, Ermenistan'da var, birçokları daha var ona bir şey demiyorum da ama zaten NATO devletleri benim Türkiye'nin özellikle aynı Osmanlı Devleti'nden istedikleri gibi efendim işte Kürdistan ve Ermenistan vasıtasıyla Türkiye'yi parçalamak bunun sonucunda Büyük İsrail Devleti'ni kurmak istiyorlar. Yani şimdi NATO'nun amacı buyken NATO'dan <laughs> söyleseniz ne olur, söylemeseniz ne olur. Onlar zaten efendim esas terörist devletler bunlar. Bakın söylüyorum. Almanya'nın başbakanı diyor ki Lozan Anlaşması, Paris Anlaşması hiç önemli değildir. Hukuk, hak, adalet yok yani. Onlar yok. Efendim neymiş? Adaların egemenliği artık tamamen Avrupa Birliği topraklarıymış. O nedenle efendim tartışılamazmış ve Türkiye'nin herhangi bir şekilde e, bu Ege'lerle e, adalarla ilgili egemenliği söz konusu olmazmış. Şimdi e, bunu böyle bilelim. Yani e, asli efendim mücadele edeceğimiz kuvvet NATO güçleridir. Yani Türkiye'nin Mücadele edecek güç NATO güçleridir. Onun için bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi o yüzden e, bazı konularda NATO ile anlaşıyoruz. Bazı konularla işte zaten anlaşamıyoruz. Gelelim diğer bir konuya. E, sızma girişimi artışı. Biraz evvel onu sormuştunuz ya. Bu evet. tabi Ukrayna Rusya savaşıyla doğrudan ilgili. Niçin doğrudan ilgili? Efendim e, burada Rus etkinliği azaldı. Rus etkinliği azaldı. bu nedenle şu anda daha efendim PKK terör örgütü daha rahat hareket etmeye başladı. Yani daha rahat. Efendim aynı zamanda Suriye'nin doğusundan işte o Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücüyüm deyip de koruduğu, kolladığı, hava hakimiyetini kurduğu yer var ya, oradan da gelenlerle birlikte sızma harekatı yapılması söz girişimi söz konusu oluyor bunun yanı sıra da Türkiye'nin Irak'taki efendim başarılı harekatı e, tabii burada da faaliyetini arttırıyor. E, o nedenle e, sızma girişimlerinin artışının son neden son zamanlarda artışının nedeni bu. Bir de Türkiye'nin bir harekat yapacağını söylemiş olması ve e, en azından bunun uzun zamandır söylenmeye başlanması e, Rusya Ukrayna savaşından sonra Efendim işte bu sızma harekatını arttırıyor. Sızma girişimini arttırıyor. Şimdi e, bir de zamanı sordunuz harekatın. Şimdi zamanını şöyle söyleyeyim. E, biz bakın e, her harekatta en önem verdiğimiz husus e, efendim en ufak bir sivilin zarar görmemesi şeklinde harekatı icra ettik. Hatta biraz evvel Sayın Ar e, dedi ki efendim işte Nusaybin kamışlı olayında Efendim alttan tünel vardı desteklediler ve Nusaybin'de çok büyük zorluk çekildi. Yani çözüm sürecinden sonraki harekatta bakın biz halkımız zarar görmesin diye 723 asker şehit verdik. Aynen tekrar ediyorum. Bütün efendim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları duysun. 723 asker şehit verdik. 723. Bunu hiçbir ülke veremez. Neden? Bir sivilin burnu kanamasın diye. Hiç vallahi umurunda olmaz başka ülkelerin. Yani şimdi e, bir şey söylemek istemiyorum, kimseyi de suçlamak istemiyorum. Ama e, seyrediyorsunuz yani Ukrayna-Rusya savaşını sivillere e, yani bunu efendim <laughs> hepsini biz yapmadık falan diyebilecek bir durum yok herhalde. Görüyorsunuz sivillere yapılan muameleyi. Ama Türkiye düşünün. Sadece çözüm süreci sonunda, efendim çözüm sürecinin zararlarını ortadan kaldırmak için 723 asker şehit verdi. Onun için buradaki zaman harekatın zamanı bize bağlı ve bize bağlı olduğu için de e, bir yerde tabi e, her ne kadar efendim işte İsveç ve Finlandiya ile ilgili durumda e, bir şekilde e, etkileyebilir ama e, şunu söylemek istiyorum. Birinci önceliğimiz bizim sivil halkın zarar görmemesi. Sivil halkın zarar görmemesi için harekat yapıldığından zaman ona göre ayarlanır. Şimdi diğer konuya gelince, mesela Lavrov işte biliyorsunuz Türkiye, Suriye'ye kayıtsız kalamaz. Aa, çok güzel. Yani bundan işte 10 gün önce öyle bir söz söyleyip, ondan sonra o zaman ne istiyordu Lavrov? Muhtemelen Suriye'nin yani Fırat'ın doğusuna. Biz harekat icra edelim ki Amerika ile aramız bozulsun. Yani bunlar tabii ki Dışişleri ha. bakanı konumundaki kişi öyle düşünür. Yani şimdi biz e, Fırat'ın doğusuna harekat icra edersek e, Sayın Ağar söyledi ya, yani orada işte 100 bin civarında yok 10 bini daha kadrosu falan Amerika'nın yetiştirdiği 15 milyar dolarlık silah malzeme teçhizat verdiği yere yaparsak biz bir harekat e, en azından Oraya yapmasak bile sadece 32 kilometre içerisindeki bir yere harekat yapıyor olsak Amerika daha çok endişesini arttıracak. Yani Rusya bunu istiyor tabii ki Amerika tarafına olsun diye. E, fakat biz açıklayınca Terrifat ve Münbiç'e yapacağız deyince birinci öncelikle tabii ki daha sonra hani Sayın Cumhurbaşkanı Doğu'ya da yapabiliriz falan dedi. Ama yani birinci öncelikle burası olunca efendim, Rusya başladı sızlanmaya. O yüzden çıktı o Maria Zaharova falan. Ondan sonra yok. Endişe basmış bilmem ne basmış. Yani gördüler ki Rusya tarafına çünkü Rusya tarafına olunca e, ne olursa olsun e, buradaki PKK'yı da Rusya elinden kaçırmak istemiyor. Bunu da bilelim. Burası Rus PKK'sı. Yani şimdi öyle. Diğer bir durumda hemen bir bakıyorsunuz. E, öbür tarafa geçiyorum. E, Suriye mesela efendim bu harekat yapılmamalı. E neden? Efendim bir milyon Suriyeli efendim Suriye'ye gelecek. Yani birazcık daha Türkiye arazi elde etmesi lazım ki e, insanları belirli bir efendim işte tarla, tokat bir şeye e, sahip olacak noktaya getirmek lazım ki bir milyon kişiyi daha kaydırabilirsiniz. Ona da ne diyor Suriye? Ya Suriye vatandaşları gelecek onlar gelmesin diyor. Bakın hale bakın, ülkeye bakın. Ya sen Suriye'yi efendim tam yetkili bir şekilde yönetmen söz konusu olamaz. Neden olamaz? Bakın efendim iç savaş başlamadan önce 21 milyon Suriye'ydi. 21 milyonun zaten bakın burada bir şekilde bizim denetim altında ol tuttuğumuz bölgeyle Türkiye'deki insanların toplamına baksanız 10 milyon. Yani Türkiye 10 milyona yakın kişiyi efendim bir şekilde besliyor, güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Bu uğurda şehit veriyor. Bu uğurda gazi oluyor gençlerimiz yaralanıyor. Bir şekilde bu mücadele içerisinde ülkenin yarı insanıyla ilgili güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Yani bu güvenliği sağlamak esnasında bakıyorsunuz devlet görünümündeki Suriye hükümeti diyor ki Dışişleri Bakanlığı benim Türkiye'den bir milyon kişi gelmesin diyor. Şu hale bakın. Sanki onların vatandaşı değil. Ondan sonra diyorlar ki bir de biz efendim af çıkardık buyursun gelsin. Ya nasıl gelsin? Yani biraz evvel başbu, Sayın Başbuğ söyledi. Ondan sonra ki insanlara ne gibi harekette bulunduklarını. Şimdi Peki. o yüzden burada en önemli konu tabii ki hava sahası konusu. Rusya işte özellikle takdir ederseniz Ukrayna ile boğuştuğu için burada hava sahası konusu söz konusu değil. Yani... Hava kuvvetlerinin de kullanılabileceği bir ortam içinde harekat yapılacağı için sadece sivillere zarar vermeden harekat yapılacağı düşüncesiyle bir işlem yapılacaktır. O konuda da bir sorun yoktur Türkiye harekatın nasılı konusunda hiçbir sorun yoktur harekatı benim daha önce yaptıklarının aynısı şekliyle rahatlıkla icra edecektir. Peki. Ee, sayın Başbuğ'un eklemek istediği var sanıyorum. Şöyle çünkü... çok kısaca alayım sayın Bayrak bayraklı de gideceğim. Hocamın da affına sığınarak e, şunu vurgulamakta fayda görüyorum çünkü konu çok iyi bir yere geldi. Yani biz harekat düşünüyoruz ve bu harekatta Rusya'nın rolü, NATO'nun rolü, Amerika'nın rolü hatta Suriye'nin rolünü konuşuyoruz. Şimdi bu bahsettiğim yapılar karşısında yani maruz kaldığınız diplomasiye baktığınız zaman kendinizi sorguluyorsunuz ya. Diyorsun ki bende bir tuhaflık var yani. Bu kadar riyakar, bu kadar pişkin, bu kadar arsız bir e, talep veya bir çıkış olamaz diyorsunuz. Şimdi e, Rusya'nın hatırlayalım Ukraynalılar yaşadığı süreci ilk başlangıç neydi? Donbas'ın işgali. Ne dedi Rusya? Dedi ki Donbas'ta Rus azınlıklar var. Bu azınlıklara Ukraynalılar tarafından baskı yapılıyor, dilini konuşturmuyorlar, bazıları öldürülüyor. Ben bunun üzerine bu işgali gerçekleştiriyorum diyerek. Donbas'ı işgal etti. Böyle bir baskı var mı? Böyle bir e, ölüm hadisesi var mı? O da bilinmiyor. Yani Rusya'nın iddiası bu. E şimdi e, Zaharova'nın yani değerli komutanım çok iyi bir yere temas etti. Biz Lavrov'un ilk açıklamasında bir şeytani aslında e, cümle oyunu vardı orada. Kelime oyunu. İşte diyor ki Türkiye haklıdır. Tamam kulağımıza hoş geldi. Amerika diyor bölgede bölücü bir takım faaliyetlere giriyor. Ee, dolayısıyla bize hani psikolojik arte yönlendirme derler buna, bizi oraya doğru yönlendiriyor. Ki Lavrov, Operasyonu yapsın ki e, Sayın Karakuş'un dediği gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin tam arası açılsın anlamında. Hem o var, hem de Batı'ya bulaşma, Doğu'yla uğraş sen. Hmm. Şimdi bakın, aynen şöyle diyor Lavrov, hala kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordularının birlikleri var orada, yani Suriye'yi kastediyor. Burada bize de dolaylı bir gönderi var ki Rusya'nın bu göndermesi ilk defa değil. Yani o Astana görüşmelerinden de ara ara böyle sıkıştırılmış bu tür ithamlarını gördük biz Rusya'nın. Amerikan askerleri hala Fırat Nehri'nin doğusundan büyük bir bölümünü işgal ediyor. Toplayalım reklama gitmem gerekiyor. O zaman önemli bir <gülüyor> <gülüyor> Tamam Sayın Ağar da söz hakkı istiyordu. Sayın Bayraklan'ın da sözünü almamış kesmemiş olalım.